Günaydın Agah Bey. Günaydın kızım. Gel otur. Benim biraz işim var da erkenden çıkıp halletmem lazım. Anladım. Sen iyi misin kızım? İyiyim. İyiyim Agah Bey. Afiyet olsun. Nedim'le uğraşmayı kesmezsen, Nedim'in babasıyla yaşadığın yasak ilişkiyi herkes öğrenir. Nedim'in bunu gördükten sonra anlatmasın diye uyutulduğunu da. Afiyet olsun baba. Eline sağlık Nurten. Size de fincan getir. Afiyet olsun. Merhaba Zeynep Hanım. Merhaba, buyurun. Oy Hanım'ın haberi var. Cenk Karaçay için istediğiniz test dersiniz. Masasına bırakmamızı istedi. Tamamdır, ben iletirim kendisine. Teşekkürler. Lütfen çok dikkat edin. Tamamdır. İçeride odada bilekliğimi düşürmüş olabilirim de. Bir bakabilir miyiz acaba? Tabii öyleyse bakalım. Nerede düşürdüğünüzü hatırlıyor musunuz? Yani bilmiyorum ki dün burada oturmuştum. Şöyle şuralara falan dolandım ama bir bakın isterseniz. Burada düşürdüğünüz emin misiniz? Ayıp ya, bilmiyorum ki. Yani bu aralar benim kafam biraz dağınık da. Telefon. Annem, benim acil çıkmam lazım. Siz Oya Hanım'a söyleyin. Ben en kısa sürede geleceğim. Tamam, peki. Karaçay. Testin sonucunda Cenk Karaçay %80 oranında Agah Karaçay'ın DNA'sıyla uyumlu değildir. Ne? Nedim Karaçay ve Cenk Karaçay'ın kardeşlik testi sonucu DNA'ları %99 oranında uyumludur.
Zeynep. Merhaba Oya Hanım. Nadir zarfı bıraktı mı? Evet evet, masanıza bıraktım zarfı. Tamam. Zeynep! Oya Hanım. Hani yok burada? Buraya bırakmıştım. Emin misin? Evet evet, buraya bırakmıştım. Odaya başka biri girdi mi? Yok, sadece Cemre Hanım. Dün bilekliğini burada düşürmüş, birlikte onu aradık. Zeynep, çık dışarı. Açmıyorsun telefonunu da bu. Cenk. Biraz işim vardı da. İyi tamam ama haber ver en azından yani. Merak ettim seni. Hadi gel içeri, üşüme burada. Benim bir işim daha var da. Cemre. İyi misin sen? Hı. Yani anlatabilirsin bana. Tamam, kendi hayat problemlerimi çözme konusunda pek iyi değilim ama dinlerim. Yani yaslanabileceğim bir omuz var, öyle düşün. Ne zaman istersen. Ben biraz iyi değilim de hava almaya ihtiyacım var. Görüşürüz.